Canım arkadaşım selamlar. Efsane soru çözüm serisi 40 soru serisinde problemler kampında sevgili arkadaşlarım 5. videomuzdayız. 5. testimizdeyiz. Birbirinden güzel bugün yine bu videoda 8 tane soru çözeceğiz. Problemler sorusu çözeceğiz. Umarım bunu da sen böyle benim videoları çektiğim gibi problemler çözüm işini alışkanlık haline getiriyorsundur. Ne dedik? Her Türk çocuğu sınav grubu öğrencilerine ne diyor arkadaşlar? Her gün problem, her gün paragraf çözmeyi kendinize adet edinin diyor. Ben de diyorum ki matematik hocanız olarak her gün problem çözülmeli. Sadece bu kitapla olacak iş değil. Bunu en başından söyledik ama bu kitaptaki sorular efsane dedik. O ayrı mesele. Ama kendinize problem çözmeyi, her gün problem çözmeyi, sınava kadar her gün problem çözmeyi kendinize boynunuza borç bileceksiniz arkadaşlar. Tamam? Evet. Bu kitaptaki sorular içinde sevgili gençler ee, tekrar söylüyorum, ÖSYM çizgisinin ne, bilimi, ne 1 milimetre içinde ne de 1 milimetre dışında sorulardır. Tam anlamıyla ÖSYM çizgisine sorulardır. Şimdi zaten birazdan bu 8 soruyu çözdüğümüz zaman da e, yine bir seferde anlamış olacağız. Hazırsanız 5. testimize başlayalım, lafı fazla uzatmayalım. Abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz hadi gelin bakalım derse. şimdi ilk sorumuza bir bakalım. Beyler bayanlar. Aşağıda A ile B arasında sefer yapan iki firmanın A'dan hareket saatleri ve B'ye varış süreleri gösterilmiştir. Şimdi mesela X firması var. Bu X firması 12'de hareket ediyor 18'de varıyor. Yani kaç saatlik bir yolculuğu var bunun 6 saatlik değil mi? Hemen şuraya yazalım. 6 saat sürüyor bunun yolculuğu. Y firması da 15'te hareket ederse 19'da ulaşıyor. Yani 4 saat sürüyormuş yolculuğu. Tamam güzel. Şimdi her iki firma aynı yolu kullanıyor. Ve araçların saatteki ortalama hızları toplamı da 250 kilometreymiş. Şimdi öncelikle bu 6 saatte bu 4 saatte ulaşıyorsa hangisi daha hızlı? Y firması daha hızlı. Peki nasıl ne kadar hızlı hangi oranda hızlı? Bunu belirtmek için de bir orantı kuralım. Mesela 4 saatte ulaşıyorsa bunun hızı 6V'dir. 6 saatte ulaşıyorsa bunun hızı 4V'dir dersem bence hiçbir sorun olmaz. Çünkü 4 kere 6 24, 6 kere 4 24. Pekala şimdi 4 V ile 6 V bunların ortalama hızları ise ortalama hızları toplamı 10 V'dir ve bu da bize 250'yi veriyormuş. O mis gibi şeyler bulduk bak 250'yi veriyormuş. O zaman V kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 25'tir. Bu cepte X de Y firmasına ait araçlar beraber yolda oldukları sürede. Beraber yolda oldukları sürede toplam kaç kilometre yol almışlardır diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben V'yi 25 buldum ya. Şunun hızı demek ki 4V'den kaynaklı 100, bunun hızı da 6V'den kaynaklı o halde 150 olacak. Şimdi beraber hangi saatler arasında yoldalar bunlar? Bunu bir görelim isterseniz. Şimdi 12'de yola çıkıyor. Yoluna devam ederken 15'te bu yola çıkıyor. Demek ki 15'ten itibaren beraber yolculuktalar artık. Daha sonrasında bu 18'de yolculuğu bitiyor. Bunun 19'da bitiyorsa demek ki 18'e kadar beraber hareket edebilirler ancak. Yani 15 ile 18 arasında toplam kaç saat var? 3 saat var. Şimdi bu 3 saat boyunca ikisi beraber toplam kaç kilometre yol almıştır bunu bulacağız. E birinin hızı 100 öteki 150 idi. zaten bize de vermişti toplamdaki 250 olduğunu hızları toplamının. O halde ne diyeceğim? 3 çarpı 250'den doğru cevabın 750 olması gerektiğini söyleyeceğim. Cevabımız D şıkkında verilmiş sevgili gençler. Devam edelim ikinci sorumuzda. Ahmet, Burcu ve Cemil'in ikişerli ikişerli yaşları farkının mutlak değeri 9, 6 ve x'tir. Ahmet Burcu ve Cemil'in yaşları toplamı da 69'dur demişim. Ahmet'in yaşına A, Burcu'nun yaşına B ve Cemil'in yaşına da C dersem bu bize toplamı 69'u veriyormuş. Çok güzel. Şimdi yaşları farkının, ikişerli ikişerli yaşları farkının mutlak değerleri de 9, 6 ve X'miş. Buna göre en büyük olanın yaşı aha da bunlardan hangileri olabilir diyor. Şimdi ben burada şöyle bir seçim yapmak istiyorum. A küçük B küçük C demek istiyorum. Yani bunlardan en büyük C olsun istiyorum. Burada, burada eğer ki A, B, C için arkadaşlar A artı B diyelim. Şimdi ben eğer C'yi şuradaki 27 seçersem A artı B'ye ne kalır? Tabii ki de 42 kalır. Eğer ki C'yi gidip 30 seçersem, öncüllerde verilen 30 seçersem bu sefer de A artı B ve şuraya da A artı B yazalım. Bir daha uğraşmayalım. A artı B ne olur arkadaşlar? buraya 30 seçersem 39 olur. Eğer ki ben A artı B'yi 31 seçersem burası da 38 olur derim. Şimdi ikişerli ikişerli yaşları farkı 9, 6 ve X olacaksa eğer bu nasıl olabilir? Hangi durumlarda mümkün olabilir? Ve A artı B'nin burada 42, 39 ve 38 olması gerektiğini unutmayacağız. Öncelikle mesela burası 27 iken 27 iken ben tutup şöyle bir şey yapsam yaşları toplamanın 42 gelmesini istiyorum unutma. Mesela bundan 9 çıkarırsam Yaşları farkı 9 olacak ya 27'den 9 çıkarırsam Bu 18 olsa desem 18'in üzerine de 6 eklesem ve burası da 24 olsun desem Bak şununla şunun yaşları farkı 6 6'yı elde ettim 27 ile 18 arasındaki yaş farkı 9 onu da elde ettim Şimdi 24 ile 27 arasındaki yaş farkı da 3 ya bak demek ki ikisi de 3 Seçebilirmişim o halde E tamam 18 ile 24'ün toplamı 42 yapar mı E yapıyor tamam demek ki bu 27 olabilir bunda sıkıntı yok Şimdi geçtim ikinci duruma. İkinci durumda sevgili arkadaşlarım. Şunu şöyle kenara çektim. Şunları da şöyle yaptım. Şimdi A ve B için konuşuyoruz yine. A, B. Şurası da C idi. Yine A, B, C için konuşuyoruz. Bak. Ben şimdi C'yi 30 seçersem A artı B'nin toplamı ne olacaktı? 39 olacaktır. Şimdi yani ben tutup 30'dan 6 çıkarırsam. Yaşları farkı 6'ymış ya. 6 çıkardım 24 oldu. Peki şimdi geriye ne kaldı? 15 mi kaldı? O zaman bundan da 9 çıkarayım. 15 olsun. 15, 24 daha 39 yaptı. Bak burası şu 15 olan X'miş. E şurası zaten 6'ydı. E burası da zaten 9'du. 9, 6 ve 15. Bu da sağladı. Demek ki 30 da olabilirmiş. Şimdi gelelim şu duruma. Yani A artı B'nin 38 olup da C'nin 31 olduğu duruma gelelim. A, B ve C diyelim yine. Tamam mı? E şimdi düşünelim C31 ikisinin toplamı 38 olacak A ile B'nin toplamı 38 olacak ve yaşlar farkı 9 6 ve eksi bunu lütfen unutmayalım. Şimdi arkadaşlar ben tutup 31'den 6 çıkarsam mesela burası 25 olur. 25'ten 9'u çıkarırsam 25'ten 9'u çıkarırsam burası 16 gelir. Bunların toplamı 41 yapar olmadı yemedi. O zaman 31'den direkt 9 çıkaralım. Burası 22 olsun. 22'den de 6 çıkaralım 16 olsun. Bak şunları topla 38 yaptı mı yaptı. Şu aradaki fark kaç? 9. Bu aradaki fark kaç? 6. Şu aradaki fark kaç? 15. Yani 9, 6 ve 15 için yine sağlıyor. O halde sevgili gençler burası 38'de sağladığına göre 31'de olur. Yani bunların tamamı en büyük kişinin yaşı olabilirmiş. Cevabımız E şıkkıdır diyeceğiz. Devam ediyorum 3. soruyla. Aşağıda A ve B kapları verilmiş. A kabında 2 litrelik %15 tuza sahip bir karışım, B kabında da 3 litrelik ve %20 tuza sahip bir karışım var. A ve B kaplarından yeterli sayıda vardır diyor. Deniliyor ve A ve B kaplarından en az bir kere kullanılmak şartıyla 20 litrelik bir karışım oluşturulacaktır. Buna göre oluşacak bu 20 litrelik karışımın dikkat et tuz oranından bahsediyor. Tamam? Bazen burası tuz veya su diye böyle kafa karıştırabilir tuz oranı en fazla yüzde kaç olabilir diye sorulmuş. Şimdi gençler maksimum olmasını istiyorsak tuz oranı daha yüksek olandan yani yüzde 20'den daha fazla sayıda kullanmamız lazım. Yani 3 litreliklerden daha fazla kullanacağım. 3, 3, 3, 3, 3, 3 ve 3 toplam 6 tane 3 kullanırsam burası 18 litre yapar. Ve son olarak bir tane de 2 litrelik karışım kullanırsam burası da 2 litre ve toplamda da 20 litrelik bir karışım elde edebilirim. Yani şundan 6 tane kullanmışım değil mi? Pekala. Bundan 6 tane kullanıyorum da buranın toplam litresi ne? 18 litre. Bu 18 litreden %20 tuz geliyor. 18 çarpı 20 artı. Bu 2 litrelikten de %15 geliyor. 2 kere 15 dedim. Böyle toplam 20 litreydi. 20'ye bölerim. Cevap da bu olur. Şimdi şurası ne yaptı? 360. 2 kere 15 30 yaptı. Üst taraf 390 bölü 20 sıfırlarda giderse 39 bölü 2 bana cevabı verecek 39'u 2'ye bölersem 19 ta kendisi yapar demek ki cevabımız da burada C seçeneği olacakmış diyebiliriz ve geçtim dördüncü sorumdayım bir market sahibimiz var gençler elindeki bir çuval şekeri x kilogramlık torbalara koyduğunda toplam m tane torba kullanıyor şimdi hepsi x kilogramlıksa ve m tane ise demek ki elindeki toplam ağırlık x çarpı m kadar Tamam şekerin ağırlığı x çarpı m kadar. Aynı miktar şekeri 3 çarpı x kilogramlık torbalara koyduğunda ise m eksi 20 tane torba kullanıldığı biliniyor. E şimdi o zaman ikisi de aynı miktar şekerse bunlar birbirine eşit be güzel kardeşim. Burası ne yapar? x m eşittir. 3 x m eksi 60 x yapar değil mi? E şimdi şunu eksi 60 x'i bu tarafa x m'yi de bu tarafa gönderirsem 60 çarpı x eşittir 2xm yapar ve dikkat ettiysen burada x'ler birbirini götürüyor. Ve 2m eğer 60 ise tabii ki m kaçtır? 30'un ta kendisidir. m'yi bulduk. E şimdi diyor ki m'yi bulduysam şurada yerine yazarım. 30 çarpı x'miş benim toplam şekerimin ağırlığı. Diyor ki eğer ben bunu diyor 5x kilogramlık torbalara koyarsam ki bunu 5x'e bölersem kaç tane torba kullandığımı bulurum değil mi? Bu da ne yapar? 6 mı? O halde cevabımız da B şıkkıdır diyeceğiz. Devam ediyorum 5. soruyla. Gökçe. Haziran ve Temmuz ayları olmak üzere 2 ay İngilizce kursuna gitmiş ve bu kurstan Haziran ayında günde 2 saat olmak üzere 10 gün boyunca gitmiş. Şimdi Haziran ayından bahsediyoruz arkadaşlar. Günde 2 saat 10 gün boyunca gidiyorsa toplam 20 saat gitmiştir diyeceğim. Ve Temmuz ayından bahsediyoruz bir de. Temmuz ayında da günde 1 saat olmak üzere 15 gün gitmiş. Yani toplam 15 saat gitmiş bu kursa diyeceğiz. Peki bu kursa Temmuz ayında verilen 1 saatlik İngilizce dersi ücreti Haziran ayındakinin 3 bölü 4 katıdır. Yani buranın ücreti 3K ise buranın ücreti ücreti 4K'ymış. O halde buraya verilen toplam ücreti 80K iken buraya verilen toplam ücret de 45K olur saat sayısıyla ders saati ücretini çarparak bunu elde edebiliriz. Pekala. Diyor ki Gökçen'in bu kursa 2 ay için ödediği toplam ücret 500 lira. Şimdi ben şunları toplarım ve derim ki burası hocam 125K yapıyor. Demek ki bu 125K 500'e eşitmiş. O halde K kaç gençler? Tabii ki 4'tür. Ne diyor? Temmuz ayında ödediği toplam ücret. Temmuz ayında ödediği toplam ücret 45 kydı O halde 45 ile ben 4'ü çarparsam çünkü K'yı 4 buldum. Cevabımız 180 olur. O halde doğru cevap A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Gönlün rahatlığıyla. Ve gençler devam ediyorum 6. soruyla. 3 kardeşten büyük olanın yaşı diğer kardeşlerin yaşları farkının 4 katına eşit. Şimdi bir tane küçük tamam mı? Ee, diğer kardeşlerin yaşları farkının 4 katına eşitse. Şimdi şöyle bir durum var. 3 tane kardeş var. Küçük, orta ve büyük diyelim biz bunları. Şimdi ortancayla küçüğün arasındaki yaş farkına x dersem ben. Büyük kardeşin yaşı 4x olacaktır diyebiliriz. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi buna göre diyor küçük kardeş ortanca kardeşin yaşına geldiğinde. Şimdi küçüğün ortancanın yaşına gelebilmesi için aralarındaki yaş farkı kadar sene geçmesi lazım. Yani x kadar sene geçmesi lazım. X sene sonra örnek veriyorum bu A yaşındaysa X sene sonra bu B yaşındaysa aralarındaki yaş farkı yine X olacaktır. Ama X sene sonra büyük kardeş tabii ki 5X yaşına basacaktır. Ve diyor ki bana yaşına geldiğinde büyük kardeşin yaşı kardeşlerin yaşları farkının kaç katına eşit olur? E 5x diyor x'in kaç katıdır diyor yani. Doğru mu? Cevabımız 5 olacaktı dedik. Ve devam ettim 7. sorumla sorumuzu sığdıralım. Evet şu an soru sığdı şıkları görmesek de olur. Bir futbol takımının transfer ettiği bir oyuncunun 9 yıllık kariyerinde attığı gol sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiş. 2011-2012 sezonunda 18, 17, 25, 18 Vallahi bizim Icardi gibi saydırıyormuş adam. Buna göre oyuncunun 9 yıllık 9 yıllık kariyeri boyunca attığı gol sayılarının oluşturduğu veri grubunun tepe değeri, ortanca değeri ve açıklık değerlerinin aritmetik ortalaması sorulmuş bize. Şimdi bunu küçükten büyüğe doğru sıralamadan ben bunların e, ortanca değerini bulmam biraz zor olur. En küçük burada 17 var bir tane. 18'den bir tane var. 2 tane var e, ve 3 tane var. 18, 18, 18. Tamam. 18'den sonra ne var? E, bakıyoruz 22 var. Onu da işaretledim. 22'den sonra ne geliyor? 25 var. 25 var. 2 tane 25. Ve 28 ve 31 var. Hemen bunları bu şekilde sıraladım. Sıraladıktan sonra bak. 4 tanesini sola attım 4 tanesini sağa attım Ortada kalan şu 22 yavrucak işte o ortanca değerler Yani medyandır Tamam bu medya Şimdi en çok tekrar eden hangisi 18'ler Demek ki bu 18'lerde neyimiz olacak bizim Tepe değerimiz olacak yani modumuz olacak Ve açıklık değeri de En büyük veri grubundaki sayıyla En küçük sayıda çıkarıyorsun 31'den 17 çıktı 14 sayısı da bizim açıklığımızmış diyebiliriz. İşte bunların aritmetik ortalaması sorulduğuna göre ben artık toplayıp bunları 3'e böleceğim. 18, 22 daha 40 yapar. 14 daha 54 gelir. 54 eğer ben 3'e bölersem aritmetik ortalamayı bulurum. Bu da bana 18'i verir. Demek ki cevabımız artık şıkları görebiliriz değil mi? Cevabımız D seçeneğiymiş sevgili arkadaşlar. Evet 7. sorumuzu da çözdüğümüze göre artık son sorumuza doğru geçebiliriz. Son sorumuza gençler 8. soru ve güzel bir soru. Yani bu testin en sağlam sorusudur diyebiliriz. O yüzden dikkatli dinle. İstersen videoyu durdur. Önce kendini çözmeye çalış. Daha sonrasında beraber bakalım soruya. Diyor ki Hafize Şevval ve Göktuğ'un katıldığı bir hedefi vurma oyunu ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. <laughs> Her yarışmacı hedefe 5 tane atış yapıyor. Toplam 5 atışlar olacak. Her isabetli atışa 3 puan verilmiştir diyor. <laughs> i̇sabetli atışlar 3 puan. Şimdi şunlar 3 puan. Kaçan atışlardan diyor 2 puan düşürülmüştür diyor. <laughs> Ve bir oyuncu bir atışı kaçırırsa eğer diğer iki yarışmacıya ikişer puan veriliyor diyor. Böyle değişik bir sistem. Peki Hafize ile Göktuğ'un aldığı toplam puan kaçtır diye soruluyor. Yani şunla şunun toplamı soruluyor bana. Şimdi öncelikle Şevval için bir kopya verilmiş bak burada. Şevval burada 3 tane isabetli atışı varsa ve her birinden 3'er puan alacaksa 3 üç kere 3'ten 9 puan buradan alır. Bu cepte. 2 tane kaçan atışı var. Eksi 4 puan da buradan alır. 9 eksi 4 daha kaç yapar? 5. Ama bakıyorsun şevval 11 puan almış. Şimdi 11'den 5'i çıkardım. 6 geldi ya. Demek ki bu 6 puan diğer kişilerin kaçırdığı sayılardan gelir. Kaçırdığı atışlardan gelir. Bak bir tane Göktuğ'un kaçırdığını biliyorum. Buradan Şevval'e 2 puan gelecek. 2 e, diye çıkardım. 4 puan daha lazım. Demek ki Hafize de 2 tane atış kaçırmış. E şimdi Göktuğ bir tane kaç, kaçırdıysa 4 tane isabetli atmıştır. E, Hafize 2 tane kaçırdıysa 3 tane isabetli atmıştır. Şimdi şuna bakacağız. Göktuğ'un 4 tane attığı için toplam 12 puan buradan alır. Bir tane kaçırdığı için 2 puan buradan düşer. 12-2 daha 10 yapar. Ama ama Şurada 4 tane de diğerlerinin kaçırdığı atış var ya. 4 kere 2'den Göktuğ'a 8 puan buradan gelir ve 18 puan olur toplam. Şimdi geldim Hafize'ye. Hafize 3 tane isabetli atış için 9 puan alır. 2 tane kaçırdığı için 4 puan silinir ve etti 5 puan. Diğer ikisi toplam 3 atışı kaçırdığı için 3 kere 2'den 6 puan da buradan gelir Hafize'ye ve 11 puan alır toplam yarışmadan. Bu ikisinin aldığı toplam puan sorulmuştu. Doğru cevabımız 29 olacaktı sevgili gençler. Evet valla güzel sorulardı. Birlikte güzel vakit geçirdik. Keyifli bir ders yaptık arkadaşlar. Teşekkür ediyorum sizlere bunun için. Gençler şimdi kitabımızdan artık 5. testimizi de çözmüş bulunuyoruz. Geriye kaldı 35 tane test. Birlikte çözüyoruz. Birlikte hallediyoruz bu kitabı. Kitabı almadıysan ve almak istiyorsan açıklama kısmında Satış linkleri mevcut. Kitabın fiyatını öğrenciler daha rahat erişebilsin diye e, çok ama çok uygun fiyatlara çıkardık. Hatta iki kitap için sevgili arkadaşlar e, güzel bir indirim de uygulattık. Allah razı olsun bu indirimi yapanlarla güzel bir indirim de uygulattık arkadaşlar. Satış linklerinde bunlar hem ikili set halinde link mevcut hem de kitapların ayrı ayrı linkleri mevcut. Eğer 40 soru serisi TYT matematik kampına da katılmadıysan, eğer o kampı hala görmediysen ve sonraya bırakıyorsan, bak sonraya bırakıyorsan hata yaparsın. O sonralara bırakılan şeyler genelde hiçbir zaman bitmez ve hiçbir zaman çözülmez arkadaşlar. Bundan kaynaklı sonraya bırakma. En geç yani şunları Ocak ayında, maksimum Ocak ayında bu kampı da, problemleri de bitir ki biliyorsun. Artık yakında ne geliyor? 40 soru serisi, AYT matematik serisi geliyor. AYT Matematik serisine mutlak surette katıl. Yani o artık var ya boynunun borcu olsun yani. Mutlaka katıl. Çünkü gençler AYT'de nokta atışı sorular tahmin edebiliyoruz. Çoğu matematik hocası tahmin ediyor ama hani ben alayını o kitabın içerisine toplayabilirim. Yani öyle düşün. Tamam. Evet arkadaşım. Sonraki videomuz 6. test olacak. 6. testte görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.